Merhaba gençler. Yeni Türk Edebiyatı'nda bazı düz yazı türlerinin gelişimine bakacağız. Özellikle hani niye hocam Cumhuriyet dönemi değil? Çünkü bazı düz yazı türlerinin Tanzimat'tan belki Tanzimat'tan da önceki süreçte bir gelişim aşaması var. Arkadaşlar denemeden başlayarak diğer türler fıkra, makaledir, gezidir, anı ve günlük şeklinde diğer türleri ne yapacağız? İşlemeye çalışacağım sizlere. Denemeden başlıyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz denemenin dünya edebiyatındaki öncüsü Montaigne'dir, değil mi? Montaigne yazmıştır. Daha sonra da dünya edebiyatında deneme gelişimini devam ettirmiş bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Cumhuriyet öncesinde tecrübeyi kalemiye yani kalem tecrübesi deniyor. Bazı yerlerde de essay yani deneme sözcüğü ne yapılıyor? Kullanılıyor arkadaşlar. Ama Cumhuriyet döneminde ise biz artık deneme isminin konulduğunu ve kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bizde denemeye benzer türler Cumhuriyet döneminde var. Özellikle 2. Meşrutiyet döneminde yani Milli Edebiyat dönemi içerisinde, Fecrati dönemi içerisinde bazı yazarların bu türde yazdıklarını görüyoruz arkadaşlar. Ömer Seyfettin'dir, birazdan geleceğiz. Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Yakup Kadri gibi isimlerin deneme hatta başarılı tarzda denemeleri var arkadaşlar. Fakat bu yazarların şöyle de bir yönü var. Eserlerinin büyük bir kısmını bunların daha çok Cumhuriyet döneminde verdiklerini görüyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Birazdan denemeyi farklı alanlardan ayıracağız arkadaşlar ana hattıyla. İşte Yahya Kemal Beyatlı'nın değil mi deneme alanında önemli eserleri var. Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Çocukluğum, Gençliğim ve Siyasi Edebi Hatıralarım diye böyle sosyal siyasi denemeler var. Bir de Nurullah Ataç'ın yazmış olduğu arkadaşlar senli benli tarzda denemeler var. Dikkat edelim buna. Yine Ahmet Haşim'in Bize Göresi, Gurabahane'yi Laklakan, Frankfurt Seyahatnamesi gibi eserlerinde de Montaigne tarzı informal denemenin özelliklerini ne yapıyoruz? Biz görüyoruz arkadaşlar. Özellikle Ahmet Haşim'in Bize Göresi'nde Bahar, At, Çingene gibi hikayeler, yazılar arkadaşlar deneme türüne yakın eserler olarak karşımıza çıkıyor. Yine denemenin ilk ürünlerinden birisini Ahmet Rasim'in verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Şehir mektupları tamam gazetedeki köşe yazılarından, fıkralardan yani alınmıştır ve onlardan oluşmuştur. Ama deneme özelliği de ne yapıyor? Gösteriyor arkadaşlar. Eşgali zamanda, tarih ve muharirde biz neyi görüyoruz veya Muharrir bu ya da adlı eserlerinde deneme, makale, fıkra hatta sohbet karışımı bir havayı ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Hemen bir soruyla devam edelim. Cumhuriyet sonrası edebiyatımızda bir tür adı olarak deneme sözcüğünü ilk kullanan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Ömer Seyfettin, Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Kaplan, Nurullah Ataç, Suud Kemal Yetkin. Arkadaşlar biz şunu görüyoruz. Türk edebiyatında denemeye deneme diyen ilk kişi olarak Nurullah Ataç'ı görüyoruz. Birazdan karşımıza gelecek denemeye ne diyecek Nurullah Ataç? Benim ülkesi diyecek arkadaşlar. Tamam, dikkat edelim. Evet, geçebiliriz soruyu. Şimdi deneme türlerine bir bakalım. Üslup yönüyle yaklaştığımızda biz denemeye informal ve formal deneme diye ikiye ayırıyoruz. İnformal denemede birazdan göreceğiz senli benli. Formalde de resmi bir tarzı karşımızda görüyoruz. Şimdi informal denemeden başlayalım arkadaşlar. Genelde senli benli denemelerdir. Ve birçok denemede de biz bu tarzı görürüz arkadaşlar. Hatta denemenin tanımını yaparken bir yazarın herhangi bir hususta senli benli yani samimi bir hava içerisinde yazmış olduğu eserler diye bahsederiz arkadaşlar. Bu önemlidir. İnformal denemelerin üslubu samimidir, yumuşaktır, rahat bir havada yazılır. Konuşma dilinin edasını, üslubunu taşır arkadaşlar. Nurullah Ataç'ın yazmış olduğu denemeler informal yani senli benli rahat deneme içerisinde yer alır. Bir de formal tarzda denemelerimiz var. Bacon tarzı diyoruz. Oluşumu önemlidir. Dünya edebiyatında Bacon başlatmıştır arkadaşlar. Birazcık daha bu deneme nedir? Hafif hafif makaleye doğru
kayar arkadaşlar. Yani yavaş yavaş resmiyete doğru kayar. Yazan kişinin bir hususta ciddi bilgi sahibi olması, otoriter bir kimliğinin olması nedir arkadaşlar? Önemlidir bu yönüyle. Karşımıza çıkıyor. Dogmatik, sistematik, açıklayıcı denemelerdir. Ciddi bir yüzü vardır. Yahya Kemal Beyatlı'nın denemelerinin biz bu gruba arkadaşlar girdiğini görebiliyoruz. Bir de içerik yönünden baktığımızda yani konu yönüyle bir sanat ve edebiyattan konusunu alan denemelerimiz var arkadaşlar. Adı üzerinde konu sanat ve edebiyat yani. Gene şimdi diyeceksiniz ki hocam yani başka şeyden de deneme yazılır mı? Birazdan göreceğiz. Yazılıyor. Bizi ilgilendiren birazcık daha edebi ve sanat yönü ağır basan denemelerdir. Nurullah Ataç biliyorsunuz Türk edebiyatında denemenin en önemli ismidir. Günlerin getirdiği karalama defteri, sözden söze atlı eserler önemlidir. Biliyorsunuz Nurullah Ataç biraz önce de söyledim. Denemeye Cumhuriyet döneminde deneme ismini vermiştir. Yani o arkadaşlar işte kalem erbabından kalem denemesine geçen bir süreci de yönlendirmiştir. Benim ülkesi diyerek arkadaşlar samimi denemeyi ortaya koymuştur. Cemal Süreyya'nın nesi var? Şapkam dolu çiçekle değil mi? Önemli bir deneme. İsmet Özel'in şiir okuma kılavuzu. Burada şiir poetikası da var demiştik. Vedat Güngör'ün Günyolum arkadaşlar dile gelseler var. Dikkat edeceğiz. Peyami Safa'nın sanat, edebiyat ve tenkit. Mehmet Kaplan Türk Edebiyatı'nı biliyorsunuz. Çok önemli bir isimdir Mehmet Kaplan hocamız. Ve çok önemli denemelere ve makalelere imza atmıştır edebiyat adına. Edebiyatımızın içinden Kültür ve Dil adlı deneme tarzı eserleri önemlidir. Diğer tür eserlerini de hani yeri geldikçe söyleyeyim isterseniz. Oktay Akbal'ın arkadaşlar konumuz edebiyat önemlidir. Yaşasın edebiyat yine aynı şekilde önemli. Sezai Karakoç o da yazmıştır edebiyat yazıları 1-2-3 şeklinde. Hilmi Yavuz'un son dönem Türk edebiyatının önemli bir ismidir. Değil mi? Bilkent Üniversitesi'nde de bölüm başkanı edebiyat diyebiliyorum. Yazın üzerine önemlidir. Suud Kemal Yetkin'in edebiyat konuşmaları ve edebiyat üzerine. Cemil Meriç biliyorsunuz Türk Edebiyatı'nın entelektüel isimlerinden birisidir. 40 Ambar onun bir iki eserini de birazdan söyleyeceğiz. Başka edebiyat dışında psikoloji ve felsefeden de denemeler var. Nurettin Topçu bir fikir adamı biliyorsunuz Türk Edebiyatı'nda. Türk Edebiyatı'na hatta felsefe gelmesine Türkiye'de önemli bir isimdir. Türkiye'nin Marif Davası önemli bir eser olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkabiliyor arkadaşlar. Yine Nusret Hızır'ın arkadaşlar denemeleri Türk Edebiyatı'nda psikolojik, felsefik denemelerdir. Bir de şehirleri ele alan denemeler var. Eskiden bunlara şehrengiz diyorlardı biliyorsunuz divan edebiyatında. İlk örnekleri buydu. İşte Bursa, Edirne vesaire divan edebiyatından biliyorsunuz yani. İşte gidilen bir şehrin tarihi, kültürel, mimari, sanatsal boyutu ele alınıyor arkadaşlar. Şehir denemelerinde dikkat edeceğiz buna. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 şehrini biz arkadaşlar bir şehir denemesi ne yapabiliriz? Kabul edebiliriz arkadaşlar. Evet. Yine Ahmet Rasim'in şehir mektupları, Yahya Kemal'in Aziz İstanbul'u arkadaşlar, Banarlı'nın İstanbul'a dair notlarını ve Beşir Ayvazoğlu'nun arkadaşlar şehir fotoğrafını biz görüyoruz. Sosyal, siyasi, dini konularda da denemeler yazılmıştır. Mehmet Kaplan'ın Nesillerin Ruhu çok önemli. Notlarımız içerisine alalım. Ve Büyük Türkiye Rüyası yine bu da çok önemli. Notlarımız arasına alalım arkadaşlar. İsmet Özel'in 3 meselesi. Nurettin Topçu bakın yine karşımıza çıktı. İslam ve insan konulu denemesi arkadaşlar önemlidir. Bir de Ahmet Haşim'in, Tanpınar'ın mesela yaşadığım gibi Cemil Meriç'in Mağaradakiler Bu Ülke gibi eserleri de değişik gündelik hayatı arkadaşlar ele alan eserler şeklinde karşımıza ne yapıyor? Çıkmış oluyor. O zaman deneme önemli. Türk Edebiyatı'nda önemli deneme yazarları var. Nurullah Ataç başta olmak üzere günlerin getirdiği, Suud Kemal Yetkin günlerin götürdüğü,
Bir de günlerin getirdiği ve götürdüğü var. Arkadaşlar bunu da kimse bilmiyor. Asım Bezirci ne yapıyor? Bir arkadaşıyla birlikte yazmış oluyor arkadaşlar. Evet, sohbet türüne geçiyorum. Veya söyleşi de diyoruz arkadaşlar. Bir yazarın karşısında biri varmış gibi ama ne? Yok arkadaşlar. Sorulu cevaplı. Bizim sizinle yaptığımız gibi uşaklar. Yani nasıl? Aslında şu an karşımda sadece yönetmenim var benim. Başka kimse yok. Ama sanal alemde de belki binlerce kişi varmış gibi konuşuyoruz biz burada ekrana. Arkadaşlar bu yoruyor da bazen bize. Hani kendim soruyorum, soruyor, kendim cevaplıyorum. Sınıf ortamında olmadığımız için bu da yorabiliyor. İşte radyocular da aynı şekilde bunu yapıyor. Mesela ne diyor radyocular? Diyor ki, ey Türkiye'm, sevgili halkım diyor. Belki değil mi yönetmen? Dinleyen kimse yok belki. Belki de milyonlar var, bilemiyoruz. İşte bunun gibi zaten radyo sohbetleri de bu sohbet türünün önemli bir kısmını oluşturuyor. Karşısında biri varmış gibi. Fakat var mı? Yok arkadaşlar. Yazar kendisi soruyor, kendisi cevaplıyor. Mesela diyor ki Eşref Saatinde, ey işte kişi, senin diyor herkesin bir Eşref, bir de Eşek Saati vardır. Senin Eşref Saatin nedir? Yaşlılarınki şudur, gençlerinki budur diye yazıyor. Bakın kendi soruyor, kendi cevaplıyor. Sohbetin en önemli yönü budur. Karşısında biri varmış gibi ama yoktur. Samimi bir havadır. Senli benlidir. Kısa sürelidir. Cümleler arkadaşlar kısadır genelde. Ve yazar bir düşüncesinin doğruluğunu ispatlama kaygısında değildir. Denemede de aynı şekilde kişi kendisini ispatlama kaygısı gütmez arkadaşlar. Tamam. Düşünsel ifadeler, kişisel ifadeler vardır. Biliyorsunuz bunlar daha çok gazete ve dergilerde ne yapılır? Yayınlanır arkadaşlar. Dili sade ve duru olduğunu görüyoruz. Yine uzun cümlelerden genelde yazarların kaçındığını görüyoruz. Örneklerine geçelim. Ahmet Rasim'in Ramazan sohbetleri önemli arkadaşlar. Ben biraz bundan bazı pasajları okumuştum. Eski İstanbul'un arkadaşlar Ramazan günlerini ne yapıyor? Anlatıyor. Oradaki gelenekleri, görenekleri, işte ne bileyim tatlı dağıtanları, su dağıtanları sırtında, oradaki oyunları, Karagöz Hacivat orta oyunu vesaire anlatıyor. Yahya Kemal Beyatlı'nın tarih musahabeleri, yani tarih sohbetleri, biliyorsunuz çam altında ne yapmıştır ve değişik yerlerde Yahya Kemal anlatmıştık. Tarih bilinciyle ilgili değil mi? Ortak bir şuur oluşması için sohbetler yapmıştı. Sadece tarih sohbetler mi? Değil, edebi sohbetler de yapmıştı. Suud Kemal Yetkin edebiyat söyleşileri çok önemli. Şevket Rado, sohbet deyince Şevket Rado, radyocu zaten arkadaşlar. Eşref Saat veya Eşref Saati aklımıza gelecek. Yine Melih Cevdet Anday'ın 11. sınıf ders kitabında var. Dilimiz üzerine söyleşiler adlı eseri var. Bir soruyla devam edelim. Sohbetle ilgili hangisi yanlıştır? A. Dil açık, sade, duru. Doğru mu? Evet, sohbette açık, sade bir dil var. B. Uzun cümlelerden kaçınılır. Evet, uzun cümleler yok değil mi? Konuşmalar gerektiğinde hikayemsi bir hava içerisinde verilir. Evet. D. Uzun cümlelere sıkça yer verilir. Ya B yanlış ya D yanlış. Sohbette uzun cümleler nedir? Yoktur. E seçeneği, kişisel görüşler kabul ettirmeye çalışılmaz. Evet, çalışılmaz. Senli benli bir havası var. Cevabımız Denizli olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, geçelim Gezi yazısına. Şimdi arkadaşlar, Türk edebiyatında Gezi yazısına biliyorsunuz seyahatname deniyor. Değil mi? Aklımıza hemen Evliya Çelebi geliyor. Fakat ondan önce biz birkaç tane Gezi yazısı biliyoruz. Çünkü tarihimizde insanlar bir yerlere gitmiş. Hatta Uygur döneminde değil mi? Çeviri bir neyi var? Gezi yazısı var arkadaşlar. Ya o dönemden çeviri dahi olsa ne yapılıyor? Görülüyor arkadaşlar. Huang Xuang biyografisi diye bir biyografi var. Şimdi ondan sonra bakıyoruz arkadaşlar. Hoca Gıyasettin'in, Hoca Gıyasettin Nakkaş isimli birisinin
Hıtay Sefaretnamesi. Tamam, önemli ve Acaibül Letaif. Dikkat edeceğiz. Bunlar önemli eserlerdir, ilktir. Onun dışında daha önemlisi ve sınavda çıkabilecek bir eser. Seyyid-i Ali Reis'in Miratül Memali, Türk Edebiyatı'nda Türkçe yazılmış ilk gezi yazısıdır. Sorarlarsa bunu sorarlar. Dikkat edeceğiz. Eser Çağatayca yazılmıştır bildiğim kadarıyla ve Kanuni Sultan Süleyman'a ne yapılmıştır? Sunulmuştur arkadaşlar. Evet, sonra Cumhuriyet döneminde ne yapıyor arkadaşlar? Gezi yazısı ilerliyor ama ondan önce de yine eserlerimiz var. Mesela Piri Reis'in Kitabı Bahriyesi, değil mi önemli? Tabii ki Evliya Çelebi'mizin 10 ciltlik seyahatnamesi. Biliyorsunuz Evliya Çelebi bir gün rüya görüyor. Rüyada peygamberimizi görüyor. Peygamberimize şefaat ya Resulallah diyeceğine seyahat ya Resulallah diyor. Dili sürçüyor ve ondan sonra geziyor gezebildiği kadar. Bir çıkıyor Anadolu'dan, İstanbul'dan arkadaşlar, Bursa'dan daha doğrusu, oradan bir çıkıyor Anadolu, oradan geliyor arkadaşlar Orta Asya'ya kadar geliyor. Ondan sonra oradan Afrika'ya kadar, oradan Avrupa, Rusya, bayağı bir yer gezmiş oluyor yani. Ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bazı lehçelere ait unsurları da görüyoruz ve içinde araştırma yazıları görüyoruz, röportajlar görüyoruz. Böyle değişik türü de içinde barındırıyor. Nabi'nin Tuhvetül Harameyn'i divan edebiyatı hocalarımız anlatıyor, biliyorsunuz bunu. Dikkat edelim. Yine Süleyman Ağa Seyahatnamesi, Katip Çelebi'nin Cihan Nüması bir yönüyle gezi yazısıdır. Ve Keçecizade İzzet Molla'nın birazdan da karşımıza çıkacak farklı yönleriyle Mihnet Keşan arkadaşlar Tekirdağ olan bir yolculuğunu görüyoruz. Peki hocam, Cumhuriyet döneminde neler var? Bir de onlara bakalım. Halide Edip Adıvar'ın bir kitabı yok ama gezi yazısı olabilecek küçük küçük pasajları, parçaları var biliyorsunuz. Dağa çıkan kurtta yolculuk notları başlığında arkadaşlar Atina, Selanik, Venedik ve vesaire bazı birçok yeri gezmiş Halide Edip, değil mi? Oraları ne yapıyor? Anlatıyor. Evet, başka kimler var? Bakalım. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Alp Dağları'ndan Miskrafi'nin albümünden diye bir eseri var. Tedavi olmak için hastalığından dolayı Alplere, İsviçre'ye gidiyor. Oradaki hem gezi yazısı hem de günlük tarzında bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Celal Esat tehlikeli bir sanatçı arkadaşlar. Yani sınavda çıkma yönüyle Seyahat İntibaları, sene 1928, İtalya'nın farklı şehirlerine, Cenova, Venedik, Pompei gibi şehirleri, yine Hollanda'nın bazı şehirlerini, İsveç'i ve Finlandiya'yı ne yapmıştır? Gezmiştir. Aslında önemli bir gezi yazısı olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Selim Sırrı Tarcan arkadaşlar, Üç İrfan Diyarı, Finlandiya, İsveç, Danimarka, 3 şehri geziyor. Bir de Yurt Dışında Londra'da Gördüklerim adlı kitabı, yine gezi yazısı türünde arkadaşlar. Ahmet Haşim'in hepimizin bildiği bir eser Frankfurt Seyahatnamesi, yine hastalık amacıyla, değil mi? Gidiyor, ben okumuştum, söylemiştim önceden de size arkadaşlar, trenle yolculuğu Almanya'da gördükleri, onu anlatıyor. Yine Bize Göre adlı denemesinin içerisinde bir seyahatin notları gezi yazısı olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor arkadaşlar. Evet, yine önemli bir isim İsmail Habip Sevük arkadaşlar. Bir yurt içinde bir de yurt dışında gezi yazısı var. Kitabı var. Tuna'dan Batı'ya yurt dışındaki gezileri, yurttan yazılar ise yurt içerisindeki gezilerinden, gözlemlerinden ne yapıyor? Oluşuyor arkadaşlar. Gezi alanında diğer önemli bir ismimiz Reşat Nuri Güntekin, Anadolu'yu geziyordu, değil mi? Çünkü müfettişti. Anadolu'daki intibalarını anlatıyordu. Eserin ismine Anadolu Notları arkadaşlar. Evet, diğer önemli bir isim belki de Cumhuriyet döneminin, Atatürk döneminde en önemli gezi yazarı Fali Rıfkı Ata. Adam durmamış Brezilya'nın tropik ormanlarından Rusya'ya kadar arkadaşlar gezmiş, Hindistan'a kadar, senin ne işin var oralarda, gezmiş. Bir gazeteci olduğu için, gezmeyi de sevdiği için buralarda gezmiş ve bunları kitap olarak yayınlamış.
önemli eserler var arkadaşlar. Deniz Aşırı önemli, Yolcu Defteri önemli, Taymis Kıyıları önemli. En önemlisine bizim Akdeniz ve Tuna kıyıları arkadaşlar önemli. Dikkat edeceğiz. Yaşasın Akdeniz vardı bundan önce. O Halikarnas balıkçısınındı değil mi? Öyküydü. Bizim Akdeniz var. Bu ise arkadaşlar nedir? Gezi yazısı şeklinde Falih Rıfkı'nın karşımıza geliyor arkadaşlar. Evet, onun dışında 5 şehir tamam bir deneme. Bunun kimse şey yapmıyor. Ama bir yönüyle de sanatçı 5 tane şehri geziyor. İstanbul, Ankara, Konya, Bursa ve Erzurum'u oradaki intibalarını anlatıyor. Bir nevi şehir gezisi monografisi gibi karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor arkadaşlar. Başka neler var? Görelim yani hemen. Evet, şimdi bir sorumuz var. O da şu, soruyu yansıtabilirsek yönetmenim. Gezi yazılarının hangi yazı türüyle yakından ilişkisi vardır veya olabilir? Tiyatro, gezinin tiyatroyla düşünüyoruz. Bir irtibatı pek görünmüyor. Öykü, öyküleştirilebilir, olabilir, dursun. Roman, gezmeden de roman yazabiliriz. Şiir, gezerek şiir yazabilir miyiz? Hatıra, anı. Evet, nedir? Geziyorsam genelde bir hatıra yani anı şeklinde karşıma çıkıyordur. Diğerleriyle irtibatlı değildir demiyorum. Ama en yakından irtibat anı yani hatıra türü cevabımız Edirne olacak. Bir soru daha geldi. Edebiyatımızın önemli edebiyat tarihçilerinden biri olan İsmail Habip Sevük. Türk teceddüt edebiyatını yazıyor değil mi? Bu da önemli bir edebiyat kitabıdır. Yurt dışında ve yurt içinde gezi intibalarını yayınlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi doğru olarak onun eserleri de şeklindedir? A. Tuna'dan batıya, yurttan yazılar. Evet, uzatmayacağım. Cevabımız Adana, Tuna'dan batıya ve yurttan yazılar A şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Evet, bir soru daha, bir soru daha alalım. Ondan sonra videomuzu bitirip ikinci kısma geçelim. 1928 tarihli Seyahat İntibaları kitabında İtalya'nın değişik şehirlerine, Hollanda'yı ve İsveç'in bazı şehirlerinde gezerek oradaki gördüklerini anlatan yazarımız kimdir? Yahya Kemal, İsmail Habip Sevük, Celal Esat, Yakup Kadri, Ahmet Haşim. Şimdi düşünüyoruz Ahmet Haşim değil. Yahya Kemal'in de öyle bildiğimiz bir eseri yok. İsmail Habip Sevi'yi biraz önce çözdük değil mi? Tuna'dan Batı'ya vesaire. Arkadaşlar cevabımız Ceyhan Celal Esat olmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar öğretici metinlerin ikinci kısmında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.